Konaklı'da trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla hizmete açılan alt geçit, caddede bulunan iş yerlerindeki ticareti durma noktasına getirdi. Sadece ticaret noktasında değil, bakımsızlığından dolayı da tepki çeken alt geçit, bölgedeki esnafı da isyan ettirdi. Karayollarının sorumluluğunda olan alt geçitle ilgili vatandaş defalarca yetkililere sorunu bildirdiklerini, ancak bir türlü çözüm bulunamadığını söyleyerek yetkililere seslendi. Esnaflarımızın görüşleri bizim için çok önemli. Bu Konaklı'daki alt geçitlerden memnun musunuz? Müşteriden şikayet alıyor musunuz? Vallahi başkanım, memnun değiliz. Ve karanlık oluyor. Müşteriler ister istemez rahatsız oluyor. Ha, geçen sene sizin aracılığıyla bu alt geçitlerin ışıkları yapıldı. Ama otel personeli çoğu onu gördü. Evet. Akşamları. Evet. Yani ne yapılmasını istiyorsunuz? Bu burası, burası karayollarına ait. Bu alt geçitler karayollarına aitse baksınlar. Evet. Yani, baksın. Evet. Bu alt geçitler karayollarına aitse baksınlar, tamiratını yapsınlar. Sonuçta oteller bölgesi hep aşağıda, ana yolun altında. Evet. Müşteri isterseniz alt geçitten çıkıyor buraya. Evet. O yüzden alt geçit hem temiz tutulması lazım, hı-hı, hem aydınlanması lazım. Hı-hı. Bu Konak'taki, Alanya'nın batısındaki alt geçitlerde memnun musunuz? Değiliz, hiç değiliz. Neden? Işıklandırması berbat. Geçen gün bir müşteri vardı ayrı. Hı-hı. Yemin ediyorum size. Yani alt geçitten geçmedi. Korktu, caddeden geçmeye kalktı. Hı-hı. Neden dedim geçmiyorsun alt geçitten? Korkuyoruz diyor. Işıklandırması yok ki. Bir de duvarlar falan soyulmuş yerlerde. Hı-hı. Elektrik kabloları falan sarkmış. Hı-hı. Gerçekten bir yol gibi durmuyor zaten orası. Hı-hı. Bildiğin bir mağaraya giriyorsun sanki. Hı-hı. Viran bir yere giriyorsun da girişi belli, çıkışı belli olmayan bir yer gibi. Hı-hı. Şurada karşıda 70-80 tane bilmiyorum belki 50-60 tane otel var. Hı-hı. Oraların müşterisi bu alt geçit kullanıp buraya gelecek de biz, hı-hı, burada ekmek kazanacağız değil mi? Evet. İnsanlar bu alt geçitten geçmiyor, korkuyor. Evet. Benim de şurada çocuğuna gelsem gerçekten ben de geçmem. Ne yapılmasını istiyorsunuz? Yapılmasını istiyoruz. Güzelleştirilmesi. Burası karayollarına ait. Biz daha önce buraya karayollarına kaç sefer aradık, ilettik ama maalesef çözüm bulmadılar. Ve yolun altında Konaklı'da 60 bin yatak kapasitesi var. Şuraya bakayım. Ondan sonra malum esnafımız da karayolları, ana yolun üzerinde olduğu için biz de esnaflar olarak oradan para bekliyoruz, müşteri bekliyoruz ki hizmet edelim, paralarını alalım. Alt geçitten müşteri gelsin, biz zaten esnaflık olarak gene birleşiriz. Neyse yardım yaparız ama devletimizden, hı, bekliyoruz biz böyle işleri. Evet. Devletimizden bekliyoruz, hı-hı, yani. Şu an, hı-hı, turizm başladı, başlayacak neredeyse, hı-hı, bir 10 gün sonra. Hı-hı. Gerçekten söylüyorum, o alt geçitin hali, hı-hı, berbat bir şekilde. Evet. Yani başka bir şehirde olsa bu ortam, o orayı var ya nasıl yaparlar biliyor musun? Evet. Saray gibi yaparlar. Hı-hı. Saray gibi daha, hı-hı, güzel yaparlar. Hı-hı. Daha iyi yaparlar. Ellerinin altındaki imkanları Allah'ın ver, değerlendiremiyorlar. Evet. Gerçekten değerlendiremiyorlar. Başka yerlere bakıyorlar. Başkanım, öncelikle teşekkür ederim. Ben bir turizmciyim. Hı-hı. Evet. Ben Alanya Çözüm Masası'na alt geçit için 3-4 sefer aradım. Hı-hı. Onlar dedi karayolları bakıyor. Karayollarını, hı-hı, arıyoruz. Özel şirkete verdik. Şirketi arıyoruz. Bakmıyor diyor. Hı-hı. O onun üzerine atıyor. Antalya'yı aradım. Antalya Alanya'yı arıyor. Hala, hı-hı, bir ay olmuş. Bir aydan beri daha hala yapılmadı. Hı-hı. Ne yapılması istiyorsunuz? Ya ışıklandırması yapılması lazım. Ben çarşıya giriş noktası orası. Zarfibesinin yani alt geçit başka da yok. Ondan, hı-hı, başka turistlerin girmesi için yani. Yani karayolların üzerinden gelemezler mi? Ana yolu üzerinden geçemezler. Başka geçemez. Şeker... Mümkün değil yani. Sadece alt geçit var. Başka nokta yok. Geçit. Evet. Üstten kapalı ilk taraf yani. Anladım. Başka kalebodur fayansları birçok dökül. Biz, evet, biliyorsunuz geçen sene dernek olaraktan siz değerli esnaflarımızın katkılarıyla, evet, bir 10 bin TL oraya masraf ettik. Dolayısıyla tabii gelip geçenler de kırmışlar. Bununla ilgili ne yapılmasını istiyorsunuz? Vallahi tadilat yapılırsa iyi olur yani. Gerçekten de kırılmış. Elektrik kabloları bütün yerde yani müşteri geçemiyor, turistler geçemiyor. Tehlike yaratıyor yani oradan. Evet. Yani bir an önce yani yetkililerin yapmasını istiyorum. Başka yapacak bir şey yok yani. Böyle yürümez yani bu iş turizm. Turist dediler. Turist geldi değil mi? Yavaş yavaş. Turist geldi. Bu sefer alt geçide bakan yok. Belediye arıyoruz. Çözüm masasını. Belediye karayolları atıyor. Karayolları oraya atıyor. Bilmiyorum nereye başvuracağım. Biz de şaşmışız yani. Valla bu sıkıntı yaklaşık tüneller yapıldığından belli var. Aha. Alt yapı zaten yok tünellerde. Lambalar, aha, sürekli patlatılıyor. Aha. Sökülüyor. Aha.
karşı tarafta işte yeni iş yerleri açıldı. O açıldığından belli sorunlar daha çok büyüdü. Hı hı. Bütün oteller alt tarafta. Hı hı. Orada işte birkaç AVM, büyük AVM yapıldı. Hı hı. Yapıldıktan sonra biz burada çalıştı esnaf olarak para da topladık. Hı hı. LED'lerini yaptırdık. Hı hı. 2 ay sonra LED'leri çekip sökmüşler. Hı hı. Tekrar lambalarını yaptık, lambalarını sökmüşler. Hı hı. 15 gün önce yine burada esnaf arkadaşlarla gittik, kontrol ettik. Hı hı. Zından bildiğin yani ben buranın vatandaşı olarak geçemem. Korkar mısınız? Turist nasıl geçsin? Ben geçemem. Doğru söylüyorsunuz. Turist nasıl geçsin? İçeride bildiğiniz zından uç tarafı gözükmüyor. Parkeler yerde, altlarında su var. Evet. Yani müşteri girerken bildiğin suyun içinde yürüyor. Şimdi burası karayollarına ait. Biz burayla ilgili daha önce karayollarına kaç sefer ilettik ve bir çözüm bulmadılar. Burayla ilgili karayolları yetkililerine ne söylemek istersiniz? Gelip kendi gözleriyle görsünler. Aha. Ya halkı bir dinlesinler, vatandaşı, esnafı bir dinlesinler. Hı hı. Biz de yardımcı olalım. Hı hı. Yani ne gerekiyorsa hı hı. biz de yardımcı olalım. Ama bir gelip ilgilensinler. Hı hı. Onu görelim. Biz geldik, yaptık. Tekrar bu oldu desinler hani. Hı hı. Ama biz yaptık dernek olarak geçen sizin katkılarınızla. İşte onu diyorum. Biz burayı yapıldığından beri bu tüneller biz hı. esnaflar aramızda para topladık, yaptık. Hı hı. Tekrar arıza hı hı. tekrar yapıldı bildiğin. Yani çarşı gibi aydınlattık orayı ama hı. yine şey yok. Altyapı yok. Hı hı. Bir yağmur olsa bir zaten orada şu an su var. Hı hı. Böyle sağ tarafında bir su gideri var ama hı hı. su komple altta. Evet. Basamakların parkeleri sökük. Tehlike var. Dediğim gibi zindan gibi içerisi. Hı hı. Hı hı. Hani acaba nasıl oluyor? Bilerek mi oluyor? Hı hı. Bilerek mi yapıyorlar diyeyim. Tabii onlar çekmişler. Kolay bu yani.